efendim podyumun kapanışını yapıyor. Simge Tertemiz podyumda. Geldin. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Nihayet gelebildim diyorsun. Arkadaşlarla akşam restorana, sonra da eğlenmeye. Peki, gel bakalım. Esra. Çok beğendim özellikle ayakkabıları. Küpelerle ve çantanla çok uyumlu olmuş. Eteğin buydu yani, ben çok beğendim. Etek değil. Etek, pardon, şort değil mi? Yüksek bel şort. Şort. Ya ben çok beğendim aynı boyda ceketinle. Çok yakışmış fiziğinle. Gayet orantılı. Çok şıksın. Teşekkürler. Hatice. Ben ya küpe olsaydı ya gözlük. İkisi çok fazla geldi bana. Onun dışında şık. Beğendim. Güzel. Özellikle ayakkabılarını çok beğendim. Teşekkür ederim. Berna. Ayakkabılara bayıldım. Çantayla uyumunu da çok beğendim. Kostümün de çok güzel ve sana çok yakışmış bence. Bir tek eleştiri olabilecek bir şey. Çanta ve ayakkabının formu düzken küpeler yuvarlak. Ben onları birazcık kendine de aslında düzmüş. Geri aldım. 10 numara. Normal. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Tertemiz, ayakkabı 2000 lira, çanta 2500 lira, şort 150 lira, body 70 lira, ceket 85 lira. Simgeciğim. Efendim hocam. Bak o şuradaki bileklikler var ya, boyunu kısmış. Bacağımı. Bacağını kısmış, çok şık ayakkabılar. Başka bir şeyle giy ama sen onu kısmasın diye de zaten şortla giymişsin. Aslında orada şort biraz daha yukarıda ama ben bayağı bir aşağı çektim. Anladım, anladım. Bu saçlarla seni bu kıyafette görmek istemezdim. Daha bir toplu göğü. Çok yellim yepelek kalmışsın. En azından şu arkaya al bakalım şunları kızım. Hiç sevmem bu tip kıyafete bu küpeler ama güzel durmuş sende. Çünkü keser ya bunları beraber, çok kısa durur diye ama çok beğendim. Bir de o şeritlerin olmasaydı bana göre takım çantandaki ayakkabından gözümü alıyor diye düşünüyorum. Kötü müsün? Hayır. Bir yerde giderken bakar mıyım? Bakarım. 8. Teşekkür ederim. Küpeyi çıkarsana. Çok mutlu oldum şu an. Hiç ihtiyacın yok. Oh. Çünkü... Zaten sen gösterişlisin. Bir de o altına, ayakkabıda ve çantanın altında olması. Aslında düşündüm fazla. O denge o kadar ama iyi ki. Yani şu an karşımda burada gördüğüm bir... kız o kadar şık ki söyleyecek hiçbir şey yok. Kimse kusura bakmasın. Teşekkür ederim. Sona kaldım arkadaşlar. 8. Teşekkürler. Simge hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Ben çok beğendim. Bana ayakkabı rahatsız etmedi. Gayet şık görünüyorsun. Çantada tam... Çantada seçtin, doğru bir kombin yapmışsın. Küpe bir altın bir şey yapmak istiyorsa, o kadar sallantı olmasa. Minik ve bir şey değil mi? Dik vatka. Senin omuzların biraz dar olduğu için hep evet, dik vatkaları kullan. Geniş vatka. 9. Teşekkürler, sağ olun. İlk yürümeye başladığım vakit bir şey eksik, bir şey eksik yaptım. Bu kadar kısa bir anda beni rahatsız etti. Sebebine gelince sonra inceledim. Saçların, yani bir kat saç, sonra bir etek, sonra burada kelepçeler, anladın mı? Yani bu bilekten bantlı ayakkabı çok dezavantajlı. Herkese göre bir şey değildir. Ama senin bacak boyun uzun olduğu için kurtarmış. Saçını eğer arkaya toplayıp yok etseydin, demin attın, o küpeleri de çıkarttın. Şöyle baktığım vakit uyumlu. Şort yerine sanki mini fırfır küçük bir etek olsaydı o ayakkabılarla daha böyle bir genç kız havasına bürünürdü. Genç anne. He? Genç anne. Genç kızda duruyorsun yani.
Anne bu arada. Biliyorum anne. Biliyorum. Yani genç kız havası, genç anne. Yani hoş daha güzel dururdu anlamında kullandım. Yani şortla sanki bir şey eksik de bir şey giymemişin üstüne intibası verdi bende. Etek olsaydı daha havalı olurdu diyorum. O da ayakkabılarından dolayı. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ediyoruz.